Yargıtay'ın en büyük hazinesi, üstün yetenekli, yargı eğitim ilkelerine uyan, adil, fazilet timsali hukukçuların Yargıtay'da görev alıyor olmasıdır. 2018-2019 adlı yıl açılış töreni Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan törenle açıldı. Açılışa Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül katıldı. Adli yılın açılışında konuşan Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, bir yabancı devlet vatandaşının tutuklanması ve yargılanmasına ilişkin kararları verecek tek ve mutlak güç bağımsız ve tarafsız mahkemelerdir dedi. İzmir'de bir yabancı devlet vatandaşının tutuklanması ve yargılanmasına ilişkin kararlar verecek tek ve mutlak güç yargı yetkisini Türk milleti adına kullanılan bağımsız ve tarafsız mahkemelerdir. Demokrasi, insan hakları ve hukuk devleti ideallerini yaşatma, ve yüceltme iddiasını ta taşıyan yabancı devletlerin de öncelikle uluslararası hukukça korunan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin egemenliğine saygı duyması gerekir. Cirit, HSK ve yüksek yargı üyesi sıfatı taşıyan FETÖ PDY sanıklarının yargılanmasını yapmakta görevli Yargıtay 9. Ceza Dairesi'ne açılan dava sayısı 2017 yılında 106, 2018 yılının ilk 7 ayında ise 65 olup yargılama süreçleri devam etmektedir dedi. Yaklaşık 40 yıldan beri diğer kamu kuruluşlarının yanı sıra adalet teşkilatına da sızan terör örgütü üyelerinin devlet kurumlarından ayıklanması ve devletin rutin işleyişine dönmesi zorlu ve uzun suluklu bir mücadeleyi gerektirmektedir. Bu anlamda Türk yargısı 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı en etkili ve en cesur adımlar atarak Yüce Türk milletinden aldığı kutsal emanetin sadece Yüce Türk milletinin üstün yararına kullanabileceğini göstermiştir.